Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, sahur bereketi programıyla tekrar karşınızdayız. Hanenize misafir ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü konumuz Ramazan, aile ve Ramazan olacak. Kıymetli hocam Özkan Yaman Efendi burada. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimizin Ramazan ayını, Ramazan-ı şeriflerini, Ramazan içerisindeki leyley kadirlerini ve Ramazan sonrasındaki bayramlarını şimdiden tebrik ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Konumuz aile ve Ramazan hocam. Ramazan'ın ailenin saadeti için ne gibi fırsatları vardır, ne gibi fırsatlar sunuyor? Bununla ilgili bize. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Tabii Ramazan ayı başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş olarak tarif edilmiş hadis-i şeriflerde. Aslında toplumun bütün kesimleri için, toplumun aileden başlamak üzere her yani dünden bugüne her tarafı için büyük bir aslında nimet, büyük bir yenilenme, büyük bir aslında bereket ve kazanç. Şimdi Ramazan ayının ailede aslında bir yenilenmeye, aileyi tekrar bir revize etmeye, bir anlamda arabayı hani servise götürüp de işte eksiklerine, kusurlarına hani baktırmak gibi aileyi bir servise alma dönemidir aslında Ramazan ayı. Günümüzde hani kurslar vardır, böyle hizmet içi kurslar veya hangi sektördeyseniz o sektörde işte size ufuk açan veya sizi geliştiren bir takım kurslar vardır. Ramazan ayı da aile için bir kurs niteliğindedir. Şimdi Ramazan ayındaki gerek sabır, gerek işte o tahammül veya ikramda bulunma, yani iftar yedirme şeklinde ikramda bulunma veya işte fitre ile, zekat ile infak etme, sadaka verme veya Ramazan ayındaki o vakit disiplini veya Ramazan ayındaki o irade eğitimi, yani kişinin iradesine hakim olması, yine Ramazan ayındaki işte davetlere icabetler vesaire, bütün bunlar zaten aile için sürekli konuştuğumuz şeyler. Yani ailede biz saadeti arıyorsak önce sabırdan bahsedeceğiz, işte evet, tahammülden bahsedeceğiz. Ailede yine kaliteyi, verimliliği, huzuru, geçimi ileriye taşımak istiyorsak yine ailede ikramdan, sadakadan, duadan bahsedeceğiz, iradeden bahsedeceğiz. Dolayısıyla aile için anlattığımız, aile için hatırladığımız bütün hususlar zaten Ramazan'da yoğunlaştırılmış biçimde, hızlandırılmış biçimde ve bir anlamda namaz gibi kişinin kesinlikle yerine getirmesi gereken, kesinlikle yapması gereken yükümlülükler şeklinde anlaşılıyor. Şimdi Ramazan ayında özellikle kişinin nefsini tutması, yani terbiye etmesi, tezkiye etmesi, yemeden, içmeden el çektirmesi, aslında Ramazan sonrasında kişinin artık karşıdaki aile bireyine, işte eşidir, çocuğudur, neyse, aile bireyine karşı da öfkesini tutması gibi, işte o bencilliğinden biraz geri adım atması gibi, o aşırı hırslarından, aşırı arzu ve isteklerinden, tutkularından şöyle hafiften vazgeçmesi gibi bir alışkanlık kazandırıyor. Yani siz Ramazan'da bir ay boyunca yemediniz, içmediniz, iradenizi güçlendirdiniz. Bundan sonra artık ailede ufak tefek sorunları o güçlü iradenizle, bir anlamda işte yokluğa alıştırdığınız nefsinizle artık atlatabilirsiniz. Dolayısıyla Ramazan ayının böyle bir aile bireyi için, ailenin geneli için muazzam bir fırsat sunduğunu söyleyebiliriz. Yani hatta Batı'da biliyorsunuz Müslüman olmadığı halde işte oruç tutmayı deneyerek, yani adına oruç demeyelim, yani oruca benzer şekilde aç, bir ay boyunca aç kalmayı deneyerek kendilerini bu anlamda yetiştirmeye çalışan, yani iradelerini güçlendirmeye çalışan insanlar olduğunu da biliyoruz.
O yüzden Ramazan ayı aile için kaçırılmaz, kaçırılmaması gereken bir fırsat. Hocam aile içi elbette dediğiniz gibi büyük bir fırsattır gerçekten. Fakat Ramazan ayının işte açlık, yorgunluk, iş, teravih, sahur derken yani aileye kalan kısmı epey bir daralıyor. Şimdi kişi, erkek işten geldiğinde iftarını yapıyor. İftardan sonra işte teravih kısmı var. Yani bu süreçte aileyi nasıl yönetmeli? Yani aileyle nasıl bir program ortaya koymalı ki bu hani o kopukluğu giderebilsin? Çünkü... Şimdi bir kere aile fertleri kesinlikle gündemlerine sürekli orucu almalılar. Yani küçük çocuklar bile bir saat, iki saat öğlene kadar oruçu tut filan gibi mutlaka ben bu ay bu ailede herkese bir şekilde oruç tutturmalıyım ve bu ailenin her ferdi bir şekilde oruç tutmalı şeklinde öncelikle böyle azmetmeliler. Yani çocuklar ya bu çocuktur işte daha küçüktür tutması filan yerine işte kızım sen de bugün öğlene kadar tut ve çocuğum sen bugün işte saat 10'a kadar tut veya 2 saat tut gibi veya kızım sen bugün şu orucu tut, susma orucu değil de mesela işte oyun oynama orucu filan gibi. Yani bu şekilde ailenin bütününe bir kere bu orucu yaymak lazım. Bir ikincisi de ailede oruçla ilgili yani sadece tutmak değil, oruçla ilgili diğer ayrıntılar da gündem olması lazım, konuşulması lazım. Yani işte bugün iftara gideceğiz. İftar kelimesi, sahur kelimesi, işte az önce söylediğini teravih şeyi çok sık geçmesi lazım. Çoluk çocuk mesela birlikte teravihe en azından birkaç sefer gitmeleri lazım. Yine bir iftar sofrasında ailenin bir araya gelmesi lazım. Bir iftar sofrasına birlikte misafir olmaları lazım. Sahurda çocuklar da belki her gün olmayabilir ama tutmayan çocuklar da sahura kalkması lazım. Tutmasınlar ama sahura kalkmaları lazım. Yine Ramazan ayında biliyorsunuz çokça mukabele okunduğu için, çokça hatimler yapıldığı için ailenin bütün fertleri ya birlikte ki en iyisi birlikte yapmalarıdır. Birisinin okuyup diğerlerinin dinlemesi şeklinde ya birlikte her gün birlikte yapamıyorlarsa ki az önce ifade ettiğiniz gibi buna vakit kalmayabilir. Fakat en azından belli bir bölümünü ailedeki birisinin okuyup diğerlerinin takip etmesi diyorum. Sadece dinlemesi değil, takip etmesi lazım. Yine Ramazan ayında çocukların işte Kur'an eğitiminin biraz daha iyileştirilmesi lazım. Yani bu konuda onlara ders mi verilir artık, takip mi edilir, o yapılması lazım. Yine Ramazan ayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından, siyerinden herkes bir kitap, velev ki bilse bile, daha önce okumuş olsa bile tekrar bir kitap okuması lazım. Yine Ramazan ayında hani dedik ya madem ki bu ay rahmet ayıdır, bu ayda birilerinin mutlaka sevindirilmesi, aile olarak da bunun birlikte düşünülmesi lazım. Yani sadakayı sadece anne baba değil çocuğun da vermeye alıştırılması lazım. Yani çocuğum işte sen kumbarandan veya parandan işte kime bugün ne verebilirsin verdin filan gibi bunun muhasebesi de yapılabilir. Dolayısıyla Ramazan ayının diğer zamanlardan farklı olduğu ailenin bütün fertleri tarafından bir şekilde yaşanması, idrak edilmesi lazım ailede. Yine normal diğer zamanlardaki diyelim ki bir alışkanlıklar veya işte yapılan bir takım kusurlar, yanlışlar Ramazan'da mümkün mertebe yapılmaması lazım. Yani diyelim ki normal zamanlarda televizyonda bir dizi izleniyor. Her Ramazan'da bunu yapmamak lazım. Yine Ramazan'da daha sakin veya Ramazan'da da dilimize daha hakim olmaya çalışarak, öfkemizi daha fazla kontrol etmeye çalışarak, anne çocuğuna mesela bağırmamaya çalışarak, yine yani bu ay 11 ayın sultanı olduğu için o hürmeti,
o saygıyı yani her halimizde hissettirmek, her halimizde göstermek lazım. Hatta Ramazan'da aile bireylerinin oturuş kalkışı bile değişmesi lazım. Yani ben Ramazan'dan önce çok rahat oturuyordum ama bu 11 ayın sultanına hürmeten artık oturuşuma dikkat etmem lazım. Oturuşuma, kalkışıma dikkat etmem lazım. Yine Ramazan ayı, evet işte bir yani gecesinin de faal olduğu, aktif olduğu bir ay ama Ramazan ayını böyle rastgele, vakitlerini rastgele heba etmemek lazım. Yani her bir saatinin, her bir dakikasının çok kıymetli olduğunu, normal zamanlarda işlenen bir amelin Ramazan ayında 1000 kat daha fazla sevap getirdiğini düşünerek her bir anını büyük bir hazine değerinde, bir define değerinde görmek lazım. Yani işte bak şu anda saat 8 ile 9 arasında benim şunu yapmam gerekir. Yapabilirim de. Ve şu hadis-i şerifleri ezberleyebilirim ben bu Ramazan ayında. Ve bu Ramazan ayında işte itikaf ile bir mescide çoluk çocuk gidip kapanabiliriz de. Yani 1 saat, 2 saat hakeza. Ve dediğimiz gibi Ramazan ayı sevindirme ayıdır. Yani madem ki kat kat sevabı var Ramazan'daki her bir amelin, bir fakirin, bir yoksulun, bir akrabanın gönlüne girmek, işte onu memnun etmek, onu sevindirmek, onu hatırlamak, kapısını çalmak, işte bir şeyleri paylaşmak, bu Ramazan ayında çoluk çocuk herkes birlikte yapması gerekir bunu. Yani Ramazan ayında aile bireylerinin hepsi olaya dahil olmalı. Yani Ramazan iklimine, atmosferine dahil olmalı. Birisi tek başına gitmemeli bu Ramazan'da. Her biri diğerini hatırlatıcı, her biri diğerini sürükleyen bir lokomotif gibi birlikte idrak etmeliler Ramazan'ı. Ve bunları yaparken de birbirlerine bunlarla ilgili bilgileri paylaşman, hatırlatmalılar. Ya Ramazan nefsi tutma ayıdır. Dolayısıyla yani bu bilgiyi söylesin. Ya işte bak Ramazan ayında sevaplar fazla kazanılıyormuş diye bu bilgiyi bilen kimse eşine, çocuğuna söylemesi lazım. Yani sadece yapmak da değil, sadece yani amel etmek de değil, o amelin arkasındaki işte hikmeti, formasyonu neyse bunları birbirlerine de söylemeleri lazım ki ne yaptığını bilerek yapsın ve yaptığını idrak etsin. Etsin. Yani hani hadis-i şerifte diyor ya, kim sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, o Allah'tan umarak dediği yani Ramazan'la ilgili bir farkındalık, Ramazan'la ilgili bir bilgi, birikim, şuur, idrak ona sahip olarak, yani ben şu anda bunu rastgele işte gelenekten dolayı, başından gördüğümden dolayı ve annem yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor, toplum yapıyordan ziyade, evet onun çok büyük bir faydası var. Fakat bununla birlikte ya ben Ramazan'la ilgili şunları şunları biliyorum. Ramazan'la ilgili, Ramazan ayı ile ilgili böyle bir bilgim var. Mesela oruç tutanların Reyyan kapısından çağrılacağını cennete. Bunu biliyorum yani Ramazan ayında. Veya işte bir Ramazan ayının her bir gecesinin Kadir gecesi olma ihtimalini biliyorum. Ki Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlı olduğuna göre 80 küsür senelik bir ömrü, bir ömrün sevabını, bir ömrün kazancını, bereketini bana katabilir diye biliyorum. Dolayısıyla dikkat ediyorum. Veya Ramazan'da verilen bir sadakanın normal zamanda verilen sadakadan kat kat daha etkili, daha kazançlı olduğunu biliyorum. O yüzden burada bu şekilde veriyorum gibi. Yani Ramazan'la ilgili amellerimize bilgileri de eklemek lazım. Bunun için de Ramazan ayında sürekli Ramazan'la ilgili bilgileri de okumak, tazelemek gerekiyor. İster ilmihal kitaplarından okuyun, ister açın böyle işte bir yayından takip edin. Ama ne yaparsanız yapın, Ramazan ayında Ramazan ayıyla ilgili, oruçla ilgili bilgilerimizi güncellememiz gerekiyor. Ki yaptığımız şeylerdeki niyetimiz, yaptığımız şeylerin içindeki huşuğumuz, onun içindeki canlılığımız, aktifliğimiz kıvamında olsun. Yani işte şunlar yapıyor, ben de yapıyorum. Bunlar teravihe gidiyor, ben de gidiyorum. Bunlar o sadaka bir, ben de veriyorum. Toplum şu anda herkes bu şeyin içerisinde, işte bu Ramazan kervanı içerisinde, ben de öyle yapıyorumdan ziyade dediğimiz gibi bir bilgiye dayanalım. Bir bilinçle hareket edelim. Ki daha tatlı, daha şuurlu, daha sevaplı niyetimize daha kemalinde olsun, mükemmel olsun. Ta ki bir niyet üzerine manevi bir atmosfer içerisinde. Hocam özellikle yani ailenin
Ramazan'da hani 11 aya istinaden Ramazan ayında kesinlikle uygulamasında aile içindeki düzeni sağlayabilecek, çocuklarla olan o ilişkileri kuvvetlendirebilecek veya eşler arasındaki muhabbeti arttırabilecek en önemli hani özellikle dikkat edilmesi gereken ya birkaç şimdi, madde halinde. Evet, böyle. Az önce gerçi birkaç saydık ama şimdi bir kere Ramazan ayı küslüklerin, dargınlıkların kesinlikle bitirilmesi gereken bir ay. Yani barışılması gereken bir ay. Yani siz filan dostunuzla, komşunuzla, akrabanızla uzun süredir konuşmuyorsunuz. Uzun süredir küssünüz. Gelip gitmiyorsunuz. Ha, bu Ramazan ayını yani bunun için kaçırılmaz bir fırsat olarak görmeniz lazım. Ya ben filan akrabamla uzun süredir görüşmüyorum. Bu artık şunu bitireyim. Ramazan da gelip geçecek. Ne olur ne olmaz. Gelecek Ramazan'a kavuşur muyuz, kavuşmaz mıyız? Şu Ramazan'da bari hem sevabını alayım hem de bu değerlendireyim gibi. Ramazan'da evvela bunun mutlaka yapılması lazım. İlla küs olmayabilirsiniz. İlla dargın olmayabilirsiniz. Ama uzun süredir görüşmüyorsunuz. Veya zayıf bir alakanız var. Bu Ramazan ayında bunu düzeltme gerekir. Yani bir telafi ayıdır Ramazan ayı. Şimdi Ramazan kaçırıldıktan sonra ikinci bir Ramazan'ı veya başka bir vesileyi beklemek zorunda kalacaksınız. Ve bu açıdan önemli. Dedim ki Ramazan ayı madem ki Kur'an ayıdır, Ramazan ayında evimizde mutlaka ayetler, mutlaka ayetlerden işte cümleler, isimler, yani peygamber isimleri, işte orada geçen kelimeler evimizde dolaşmalı. Evimizde dolaşmalı. Yani İsa denmeli, Musa denmeli, efendim Firdevs cenneti denmeli, Ashab-ı Kehf denmeli. Evimizde bu kelimeler hep dolaşmalı. O yüzden evde yani artık bunu siz bir derse dönüştürüp yani meal mi okuyacaksınız? Küçük bir tefsir mi okuyacaksınız? Veya bir sohbet mi? Neyse evde bu sürekli dolaşmalı. Yine sürekli evde birisinin Kur'an okuması gerekir. Yani evde anne kalıyorsa anne elinden geldiği kadar. Şöyle çok dünya bir şeyler çok abartmadan. Şimdi akşama kadar iftar sofrası hazırlayan kadınlar var. Yok işte şu da olsun, bu da olsun. Şöyle yani tamam iftar sofrası da hazırlayın. Ama bunu böyle abartarak yani Ramazan'ı bir iftar sofrası hazırlama ayına dönüştürmeden o yemeğe ayrılan zamanla diğerini artık uygun bir şekilde dengeleyerek Kur'an'a, Kur'an okumaya, Kur'an dinlemeye, Kur'an işte üzerinde tefekkür etmeye, Kur'an'ı sohbet olarak işte artık dedim ya mealinden olabilir, tefsirinden olabilir, bir kitaptan olabilir, anlatmaya zaman ayırmak şarttır yani. Bunu evde duran kadın daha fazla evdeki çocuklara kendisine yapması lazım. Eve geç geliyorsa erkek, geç gelse bile yani bir 5 dakika, bir 10 dakika yine Kur'an okuyarak veya dediğimiz gibi Kur'an'dan bir şeyler anlatarak o Ramazan yani Kur'an ayını, o Ramazan ayının Kur'an'la olan alakasını hissettirmesi lazım. Hissettirmesi lazım. Tamam belki işte şunu da okuyalım, bunu da dinleyelim, şunu hepsini yapmamız mümkün olmayabilir. Ama en azından bu konuda bir kırmızı çizgimiz olsun. Tamam birlikte siyer okuyamayabiliriz. Ona zaman kalmadı. Veya birlikte Ramazan ayının fıkhıyla ilgili bir ilmihal kitabı okuyabiliriz. Ama işte Ramazan'ın sünnetleri nelerdir? Ramazan ayı da oruç nasıl bozulur? Niye bozulur? Bunları okumaya zaman olmayabilir. Tabi bunlar da ama kesinlikle Kur'an'dan, Kur'an okumadan, Kur'an dinlemeden taviz vermemek lazım. Yani evet şunu yapamadık, yapamayacağız öyle gözüküyor. Buna vakit kalmayacak. Veya bugün şunu ancak yapabiliyoruz. Ha bunları söyleyin ama şunu söylemeyin. Yani Kur'an okumaya vakit kalmadı. Kur'an dinlemeye vakit kalmadı. Bunu demeyin yani. Bunun için kendinizi önceden planlayın. Yani işte ikindi vaktim olur, sabah vaktim olur. Bir vakit ayırıp işte bir saat veya yarım saat Kur'an'la mutlaka haşır neşir olmak gerekiyor. Çünkü her bir harfine bu ayda binler sevap veriliyor. Her bir harfine. Yani olayı da sadece işte sevap olarak da sınırlamayalım. Yani her şeyi
İşte ha bu ayda şu kadar kazancı varmış, şu kadar sevabı varmış, kaçırmayalım falan. O şekilde değil. Tamam o da var. Fakat Ramazan ayının bize yüklediği, hani bir bilgisayara format atıyoruz biz. Ramazan ayı bize format atıyor. Ramazan ayı bizim bilmediğimiz, bizim belki de kitaba dökemediğimiz o manevi taraflarımızı, o batıni taraflarımızı, işte ruhumuzla alakalı, kalbimizle alakalı, sırrımızla alakalı veya işte aklımızla alakalı o bilmediğimiz alemi inşa ediyor. Bilmediğimiz alemi onarıyor. Yani biz doktora gittiğimiz zaman işte bir takım ilaçlar alıyoruz, işte o söylediği şeyi uygulamaya çalışıyoruz filan. O bedenle ilgili. Bedenle ilgili bir hastalığınız varsa ilaçla filan geçiyor. Ramazan ayı da ruhla ilgili. Ramazan ayı kalple ilgili. Dolayısıyla o alandaki hastalığı tamir ediyor. Şimdi hepimiz bir takım nefsani hastalıklara müptela değil miyiz? Yani evet. Hepimizde yer yer cimrilik hastalığı ortaya çıkıyor. Hepimizde yer yer korkaklık hastalığı ortaya çıkıyor. Kibir, gurur, bencillik, haset, efendim dilimizle ilgili işte gıybet, dedikodu, bütün bu hastalıklar neyle ilgili? Hep o göremediğimiz yani ruhumuzun aldığı yaralar bunlar. İşte kalbimizin aldığı yaralar bunlar. Dolayısıyla o alanı tamir ediyor. Senin okuduğun Kur'an belki de antibiyotik gibi ruhunu iyileştiriyor. Biz fark etmiyoruz. Bizim dinlediğimiz Kur'an belki de çok etkili bir macun, bir ilaç, bir hap gibi bizim kalbimizi inşa ediyor. Veya bizi işte belki de o acelecilik hastalığından, işte o gurur, kibir, bencillik hastalığından, büyüklenme veya mal makam hırsı hastalığından kurtarıyor. Biz bilemiyoruz ki. Dolayısıyla olayı sadece sevap açısından düşünmeyelim. Kaldı ki sevap dediğimiz şey de zaten dünyada buna tekabül ediyor. Senin ne kadar sevabın varsa demek ki o nefsani hastalıklardan o kadar kurtuluyorsun demektir. Yani kişi diyelim ki birisine bir yardımda bulundu. Birisine bir iyilikte bulundu, bir sadaka verdi. O verdiği sadaka aslında kişinin birçok nefsi hastalığını tedavi ediyor. Tedavi ediyor. Yani o gurur dediğimiz, saydığımız evet. Hastalıkları. Dolayısıyla Ramazan ayındaki etki, o ilaçların etkisi çok çok fazla. Ramazan ayındaki o tedavi çok çok daha hızlı ve etkili. Çok daha hızlı ve etkili. Yani o yüzden ilk başta Ramazan ayı bir servise girme ayı, bir rektifiye olma, bir yenilenme ayı diyorum. Bunu ailecek birlikte başarabiliriz. Burada aile reisine çok çok önemli görevler düşüyor. Yani madem ki Allah-u Teala erkeği ailenin reisi olarak seçmiştir. Erkek aile reisi olarak Ramazan'da bu reisliğini göstermeli. Yani Ramazan ayında arkadaş bu evde ben şunu diyeceğim, bu yapılacak. Yani işte bu Ramazan ayında kimse şunu yapmayacak. Bu Ramazan ayında efendim herkes bir şekilde az önce saydığımız gibi Kur'an'la haşır neşir olacak. Bu Ramazan ayında herkes bir şekilde oruçla alakalı olacak. Herkes bir şekilde iftarla, sahurla bağlantılı olacak. Teravihle alakalı olacak. Bu Ramazan ayında işte artık namazla ilgili bir eksiğimiz mümkün mertebe kalmayacak. Bu Ramazan ayında sevindirdiğimiz kişilerin sayısını artıracağız. Bu Ramazan'da küsülü kimsemiz kalmayacak. Yani küs olduğumuz kimsemiz kalmayacak. Bu Ramazan ayında barışmak için biz gideceğiz. Biz adım atacağız. Biz sineye çekeceğiz. Biz insanlara karşı ezileceğiz bu Ramazan ayı. Böyle. Yine bu Ramazan ayı sadece bir kendi ailemiz ve yakın çevremiz için değil, İslam alemi için de işte sürekli elimizi açıp Ya Rabbi Müslümanları şu zalimlerin tasallutundan kurtar. Ya Rabbi Yemen'deki Müslümanlara, işte Suriye'deki veya dünyanın daha değişik birçok yerinde zulüm gören, eziyet altındaki Müslümanlara çıkış yolu göster diye dualarla, sürekli ama dualarla inlememiz gereken, gözyaşı dökmemiz gereken, secdelerde dile getirmemiz gereken bir ay. Bunu sadece bireysel olarak değil, ailenin bütün fertleriyle birlikte yapmak. Veya onlara da bunu yapmalarını söylemek. Yani bu duaları artırmalarını söylemek. Her lokmayı aldıklarında o lokmayla ilgili şükrü hatırlatmak. İftara oturduğumuz zaman işte ezanı birlikte beklemek. Ezanı çocuk, ezan okundu diyecek çocuk. Dolayısıyla ailede Ramazan ayı her bir saatiyle Kur'an'la, duayla, iyilikle, yani sadakayla, ikram,
ikramla, affetmeyle, işte farkındalıkla birlikte düşünülmesi lazım. Birlikte değerlendirilmesi lazım. Bilgilerin yenilenmesi, amellerin sağlamlaştırılması, yenilenmesi, ihlasın artırılması, samimiyetin artırılması, sürekli tevbe, günahlardan af dileme, istiğfar etme ki geceler, her bir gece Kadir Gecesi diye bilinip "Ya Rabbi beni affeyle, sen affı seversin" diye hani o böyle ağlayıp, yalvararak, sızlayarak bunu sadece kendimiz yapmak değil, eşimize de söyleyerek, onun da yapmasını sağlayarak, çocuklarımıza söyleyerek, "Çocuğum bugün sen tevbe ettin mi? Çocuğum sen bugün şu duayı yaptın mı?" diye hatırlatarak, her gün yapamayabiliriz bunu ama Ramazan ayında bu Ramazan'la alakamızı en azından bir gün, bir defa dahi olsa işte aile reisi hatırlatmalı, ailedeki diğer bireyler birbirlerine hatırlatmalı diyorum. Bir de şey hocam, şimdi elbette bunları dile getiriyoruz fakat dediğimiz gibi bey işte, kadın evde, gündüzleri genel itibariyle biri işleriyle yoğunlaşıyor, biri de evde, çocukçuluk evde işleriyle yoğunlaşıyor. Onun içinde bir de bizde hani bağımlı hale gelen bazı hususlar var. Yani örnek olarak erkeğin maç diyelim, hani bir bağımlılığı var. Hocam ya bu maçı izleyeceğim, yani bu akşam izleyeceğim diyen. Veya işte kadının dizi bağımlılığı var. Acaba ne oldu yani diye. Yani Ramazan'da zaten herhalde televizyonlar o tür şeyleri de değiştiriyor. Ama şunu söyleyelim. Yani bir kere bunun hiçbir mazereti olamaz. Yani bunu siz hiçbir şekilde ya benim böyle bağımlılığım var, böyle alışkanlığım var, terk edemiyorum, Ramazan da gelse şunu bırakamıyorum filan deme lüksünüz yok. Olmamalı. Hatta yani daha da ötesine gidelim. Yani dünyevi meşguliyetleriniz bile Ramazan'da aynı normal zamandaki gibi devam ediyorsa burada bir sıkıntı var. Yani sizde bir sıkıntı var. Siz şimdi dükkandasınız. Ramazan'dan önce nasıl açıyorsanız Ramazan'da da aynı açıyorum. Ramazan'dan önce nasıl davranıyorsam Ramazan'da da aynı davranıyorum diyemezsiniz. İş yerinizde de bir değişikliğin olması lazım. Artık saatleriniz biraz daha değişmesi lazım sizin. Şimdi Ramazan ayı dediğim gibi geldiğini hissettirmeli. Yani Ramazan ayının geldiği, Ramazan 11 ayın sultanının geldiğini sadece evinizde değil, yani alışkanlıklarınızla da, işte işinizle de, meşguliyetlerinizle de hissettirmelisiniz. Hissetmelisiniz. Hissetmeliyiz. Hissetmeliyiz yani. Ya ne yapalım, mecburuz. Tamam, birçok şeye mecburuz. Tamam, eyvallah. Yani bu hayat akmalı. Ramazan'da da insanlar iş yapmalı. Ekmek çıkmalı fırınlardan. Ne bileyim, insanlar gidip alışverişini yapmalılar. Bir şekilde işler yürümeli. Hani aciliyet bekleyen bir sürü iş var filan. Ya bunlar olmalı ama şimdi normal zamandakinden biraz farklı olmalı. Biraz farklı olmalı. Şimdi bazını şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki ya Ramazan ayında çok çalışıyoruz. İşte işlerimiz çok ağır olduğu için oruç tutamıyoruz. Hocam Ramazan'da oruç tutamadığımız için sonradan kaza etsek ya da fidyesini versek olur mu? İşlerimiz çok ağır. İşte inşaatta çalışıyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Ramazan'da oruç tutamıyoruz filan. Ya şimdi Ramazan'da oruç tutamıyoruzun yerine acaba bunu önceden planlasak, biraz zorlasak, kendimizi ona göre bir işe, ona göre bir meşguliyete versek daha iyi değil mi? Bunu sormak lazım kendimize. Allah razı olsun hocam. Muhabbetiniz çok güzeldi. Bir ara vereceğiz hocam. Aradan sonra inşallah tekrar muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, aradan sonra hemen buradayız inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu an peygamberimizden şöyle bir hadis nakletti. İsrail oğullarından biri ala tenli, abraş, biri kel, biri de kör olmak üzere 3 kişi vardı. Allah bunları denemek, imtihan etmek istedi. Onlara bir melek gönderdi. Melek ala tenlinin yanına giderek ona en çok istediğin şey nedir diye sordu. Ala tenli, güzel bir renk, güzel bir ten, bir de insanların iğrendiği şu halinin ondan, kendisinden giderilmesini istedi. Melek onun tenini sıvazladı
ve bu hal ondan giderildi. Ona güzel bir renk, güzel bir ten verildi. Melek tekrar, en çok sahip olmak istediğin şey nedir diye sordu. O da deve dedi. Ona 10 aylık gebe bir deve verildi. Ve melek Allah rızkını bereketlendirsin diyerek onun yanından ayrılıp kelin yanına gitti. Ona da aynı şekilde en çok istediğin şey nedir diye sordu. Kel saçının, gür bir saçının verilmesi ve kelliğinin kendinden giderilmesini arzu etti. Melek onun başını sıvazladı, ona gür bir saç ve güzel bir saç verildi. Gür ve güzel bir saç verildi. Peki en çok sahip olmak istediğin şey nedir sordu melek. O da sığır dedi. Ona da güzel bir inek verildi. Daha sonra melek onun yanından ayrılarak körün, amanın yanına gitti. Amaya en çok istediğin şey nedir diye sordu. O da Allah'ın gözlerini tekrar kendisine vermesini istedi. Melek onun gözlerini sıvazladı ve ona gözleri geri verildi. Peki en çok sahip olmak istediğin şey nedir diye sordu melek. O da koyun dedi. Ona da döl veren bir koyun verildi. Deve yavruladı, sığır yavruladı, koyun kuzuladı. Neticede birinin vadi dolusu develeri, birinin sığırları, birinin de koyunları oldu. Melek tekrar eski alatenlinin kılığına girerek adamın yanına gitti. Ona fakir ve yolcu olduğunu söyledi. Allah ve onun sayesinde ancak bu yolculuğu devam edebileceğini, ondan bir deve arzu ettiğini söyledi. Adam mal verecek çok dedi. O da ben seni tanıyorum. Sen eskiden alatenli, insanların iğrendiği kişi değil misin diye sordu. O da bu mal bana atalarımdan miras kaldı cevabını verdi. Melek ona eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin deyip yanından ayrıldı. Onun yanından ayrıldıktan sonra aynı şekilde kelin yanına gitti. Ona da aynı şekilde durumu anlattı. Onu da bir imtihana tabi tuttu. O da ona aynı şekilde cevap verdi. Sen o insanların iğrendiği, o insanların alay ettiği kel değil misin dedi. O da aynı şekilde cevap verince ona da Allah seni eğer yalancıysan seni eski haline çevirsin diyerek onun da yanından ayrıldı. Ve amanın yanına gitti. Ona da aynı şekilde muhtaç olduğunu ifade etti. Ama olan ben eskiden amaydım ve fakirdim. Gözlerim kördü, hiçbir şeye de sahip değildim. Bugün sana bir ayıplama, bir kıstas yok dedi. Bir kısıtlama yok dedi. Gir sürümün içine, istediğini kendin için al dedi. Allah senden razı oldu dedi melek ve o arkadaşlarına da gazap ettiğini dile getirdi. Ve hadis bu şekilde sona erdi. Burada Allah-u Teala şükrün önceki halin ve sonraki halin durumunu insanlara bildirmek istedi ve bu şekilde bir örneklendirme ile, bu şekilde bir hikaye kıssa ile insanlara şükrün karşısında vereceği selameti, bereketi, rahmeti ve şükürsüzlüğün ve açgözlülüğün karşılığında vereceği gazabı ifade etti. Evet hocam. Hadis-i şerifte bu şekilde bir hikaye var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ders verirken, ümmetine ders verirken bu tür hikayelere başvurmuştur. İşte mağarada kapalı kalan, mağara işte önüne gelen taş ile kapanınca dua ederek Rablerine yaptıkları işte iyilikleri arz eden üç kişinin hali. Yine mesela bu örnekte olduğu gibi bir yerde
Bugün Ramazan ayı bir davet ayıdır aynı zamanda. Yani aile olarak ailenin büyükleri, ailenin reisi, ailenin diğer fertlerine hikayeler anlatarak, en güzel örneklerle, örnekler bulmaya çalışarak hakikatleri kolaylaştırmalı. Bu çocuklar için zaten şarttır. Şimdi siz çocuklara bilgiyi doğrudan aktarırsanız çocuk hem çabuk sıkılır hem de zihin ağırlaşır yani. Şöyle birkaç dakikadan sonra zihin yavaş yavaş kabul edemez. Dolayısıyla o zihine, o bir hakikati, o İslam'ın değerlerini örneklerle, bu tür hikayelerle sindirmek, sızdırmak, aşağılara indirmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bize bıraktığı hikmetli bir üslup, hikmetli bir metot, hikmetli bir yol bu. Hikayelerle anlatma üslubu. Ki Kur'an-ı Kerim'de de bunu sıkça görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala gerek peygamber kıssalarıyla, ki peygamber kıssalarının her biri bir anlamda böyle buna benzer yaşanmış hikayelerdir. Bir de bir takım temsillerle, bir takım mesela Hazreti Musa, Hazreti Hızır kıssasında veya diğer o yerlerde bir takım hikayelerle, benzetmelerle hakikatleri daha iyi idrak etmemiz, daha iyi anlamamız sağlanır. Şimdi Ramazan ayında aslında Kur'an'la olan haşir neşirliğimiz veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretiyle, siyeriyle, asr-ı saadet ile olan haşir neşirliğimiz de bu tür hikayeler üzerinden yürürse, kıssalar üzerinden yürürse daha kolay olur, daha zevkli olur. Ramazan ayında zaten geçmişten bugüne biraz böyle işe şeyde katılmıştır. Yani eğlence demeyelim ona, biraz zevk-i ruhani biraz diyelim. Değil mi? Yani biraz evet. Üstadın tabiri lezzet-i ruhani de katılmıştır Ramazan ayına. Kimileri bunu abartmıştır. İşi işte meddahlara, efendim orta oyunlarına yani işte evet. Bir takım aşırı çok eğlencelere fazla, falan aşırı gereksiz şeylere dönüştürmüştür ama yani Ramazan ayının o şenliğine, o efendim rahmet tarafına, o nimet tarafına, o sultanlık tarafına bir vurgu yapılarak yani Allah-u Teala bizi bu aya eriştirdi ya, biz de onu kutluyoruz. İşte bu bizdeki bu neşe, işte bizdeki bu ferahlık, bu sevinç, bak eğlence kelimesini yine kullanmamaya çalışıyorum ama bazen mecbur kalıyoruz. Bu eğlence işte bu 11 ayın sultanıyla buluştuğumuzun neticesidir, karşılığıdır veya bu aya erişmemizin eğlencesidir gibi. İşte yani artık hikaye mi anlatırız? Bir araya geldiğimizde güzel bir şeyler mi paylaşırız? O sevinç bir şekilde hissettirilmeli Ramazan ayında. Hocam bir de hani hikayede de ifade ettiğimiz gibi şükür boyutu var yani. Şimdi Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bir hayat var. Ve hiçbirimizin hayatı aynı değil. Kimimiz zengin, kimimiz fakir, kimimiz orta halli, kimimiz dertli, kimimiz tasalı, kimimiz hastalıklı. Bir şekilde yani hayatımız akıp gidiyor, imtihan dünyasında yaşıyoruz. Şükür boyutunu ele almak istiyorum. Yani Ramazan'da hani çokça belki ev kadınlarının hani hoşlarına gitmeyen bir şey de işte sofralarına işte misafir geldiği zaman onların arzu edebileceği bir şekilde donatamaması, işte maddi sıkıntılardan ötürü bir şekilde hani güzel yiyecekler, güzel nimetleri paylaşamaması, bunun verdiği bir dert, tasa, sıkıntı, işte yine belki evin beyinde de aynı şekilde evine güzel şeylerin götürülememesi. Çünkü sofraları görebiliyoruz özellikle televizyon sayesinde lüks şatafatlı sofraların kurulduğu, işte büyük büyük sofraların dizildiğini görüyoruz. Özellikle Ramazan ayında evlerde, televizyonlarda yemek çeşitleri, farklı farklı etlerle yapılan yemek çeşitleri şeklinde böyle hani tamamen midenin lezzetine uyabilecek sofraları görebiliyoruz. Bunun sıkıntısını yaşayan aileler mutlaka oluyor. Bazen öyle ki sofrasında hiçbir şey bulunmayan aileler olabiliyor Ramazan ayı içerisinde. Şükür boyutunu ele alırsak yani var evet, olanı. Şimdi biz daha çok tabii hani aile üzerinden değerlendiriyoruz. Aile üzerinden bakıyoruz meseleye ama
Şimdi geçmişteki sofra alışkanlıklarıyla, adetiyle, algısıyla günümüzdeki olgular biraz farklı. Yani artık diyelim ki eskiden iki çeşit, üç çeşit yemek varken veya onlarla iktifa edilirken, diğer başka çeşitler aranmazken, bu şu an çok değişti şu anda. Yani dolayısıyla ya bir bulgur yeter veya şu işte sadece şu çorbayla şu salata yapalım, yanına da bir pilav yapalım yeter. Elbette ki yeter ama şimdi biz biliyoruz ki sizin normal zamanlarda şeyiniz bu değil. Yani bazen et de yiyorsunuz. Dolayısıyla Ramazan'da biraz tamam böyle aşırı iftar sofraları doğru değil. Yani israf, savurganlık, yani o sofrada kendini göstermemeli. Yani bu tamam. Ama Ramazan'da biraz da zorlayın kendinizi. Yani şimdi siz misafir çağırmışsınız. Normalde o güzel bir yemek hazırlayabilecekken yani siz tutuyorsunuz ya şundan kısalım, bunu yapalım. Zaten misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Zaten çok abartılıyor sofralar. Zaten şöyle, zaten böyle gibi. Oraya yaslanmayın yani. Kusura bakmayın da biraz böyle zorlayın kendinizi. Öyle değil mi? Ne mutlaka. Şimdi bazen böyle hani arpayla buğdayı birbirine karıştırma durumumuz oluyor. Şimdi böyle 3 kişilik sofraya 40 kişilik yemek koymaya gerek yok. Veya bizim halimiz, durumumuz belli. Sen sultan değilsin, ben padişah değilim, öbürü müdür değil, şu değil, bu değil. Dolayısıyla bizim ne diyelim, statümüz belli. Makamımız, mevkimiz belli. O yüzden karşıdaki kişiye kalkıp da pastırma yapmanıza, getirmenize gerek yok. Böyle çok çok pahalı bir şeyler bulmanıza gerek yok. Onun zaten arayacağı şey az çok belli. Onu hesaba katarak, toplumdaki ortalama herkesin makul, maruf değil mi? Bildiği düzeyde yapmak. Düzeyde yapmak. Onun altına da bilerek düşmemek. Ya bir de bu. Şimdi ya bunu böyle şey yapsak olmaz mı? Bu adeti değiştirsek. Mesela iftar sofralarında böyle çok geniş bir menü değil de 2-3 tane menüye düşürmeye çalışsak bunu. Böyle mütevazi sofralar hazırlasak olmaz mı? Şimdi herkes bunu kabul ediyorsa, herkes bu düzeydeyse, bu seviyedeyse olabilir. Fakat biliyoruz ki öyle bir şey yok. Şimdi dolayısıyla toplumdaki normal alışkanlıklar, alışkanlık demeyelim buna, adet, maruf sınırlar neyse onun içinde kalmak lazım. Yani böyle geçmişin nostaljisiyle de hareket etmeye gerek yok. Yani işte dedelerimiz işte bir çeşit yerdi, iki çeşit yerdi veya çok mütevaziydiler bu konuda. Bir hurma olurdu, yanında bir su olurdu, işte şöyle olurdu, böyle olurdu, biz de öyle yapıyoruz filan. Hocam, aile o kadar değil. Sofra boyutundan ziyade şükür boyutunu. Şükür. Şimdi Ramazan ayı zaten ne ayı dersek sabır ayıdır, Ramazan ayı Kur'an ayıdır ama Ramazan ayı tabii ki şükür ayıdır. Şimdi şükür nimeti, nimetin sahibinden bilmektir şükür. Yani sadece sözlü şükretmek ifadesiyle sınırlı değil. Yani elhamdülillah'tır evet şükrün ifadesi. Teşekkür etmektir. Fakat şükür esasen nimeti sahibinden bilmektir. Dolayısıyla nimetin kadrini, kıymetini bilmektir şükür. Yani siz su içerken bu suyu işte çeşmeden aldım, doldurdum veya şişeden aldım filan derseniz burada bir sıkıntı var. Ha bu suyu bana Allah verdi, ya ne kadar güzel verdi, ne kadar güzel bir nimet gibi. Ya şu an Allah'ın lütfuyla bunu içebiliyorum. Bu suyu Allah böyle yapmasaydı zaten içemezdim. O bunu bana böyle faydalı kıldı filan gibi. Bu az bir şey. Az bir şey veya bir zaman, bir süre, bugün, yarın neyse bu idrakte olmaktır şükür. Şimdi Ramazan ayında zaten kişi o nimeti akşama kadar alamadığı için, o yemeği akşama kadar, o suyu akşama kadar yiyemediği, içemediği için o nimetin kıymetini idrak etmeye başlıyor. Aa ya Allah Allah, ne kadar tatlıymış bu nimet, ne kadar güzelmiş bu su. Şimdi insan tokken onun kıymetini çok bilemiyor. Ama aç kaldığı zaman nimetlerin kıymetini yavaş yavaş anlıyor. Ki o zaman o nimeti bulamayan işte yoksulların halini anlamaya başlıyor, silsile halinde.
yani fakirleri, muhtaçları anlamaya başlıyor. Dolayısıyla şükür tabii ki Ramazan ayında zaten yani en önemli eğitim, terbiye açısından kişiye kazandırdığı en önemli davranışlardan bir tanesi, vasıflardan bir tanesidir şükür. Aile içerisinde de temel sorunlardan bir tanesi tabii ki nimetlerin kıymetini bilmemek. Yani aile, diyelim ki erkek eşinin kıymetini bilmiyor. Veya çocukları baba anne babalarının kıymetini tam olarak bilmiyor. Veya ailedeki huzurun kıymeti bilinmiyor. Yer yer bunlar unutuluyor. Dolayısıyla Ramazan ayındaki o şükür eğitimi aileye onu kazandırıyor tabii. Yani ilk başta söylediğimiz ailenin işte Ramazan'dan aldığı kazançlardan en önemlisi de işte nimetlerin farkına varmak. O ailedeki saadetin, o tatlılığın, o huzurun idrakine varmak. Ramazan ayı bunu kazandırıyor. Çok güzel hocam, Allah razı olsun. Hocam, nefis terbiyesiyle ilgili son olarak söylersek, hani Ramazan ayı içerisinde o nefsi terbiye etme adına bir aile boyu neler? Evet. Şimdi nefis terbiyesi tarikatların, tasavvufun, İslam'ın en önemli aslında alanlarından bir tanesi ki Kur'an-ı Kerim'de hani kat aflaha men zekkaha ve kat khaba men dessaha buyuruluyor. Kim nefsini desis yani hilelerden, vesveselerden arındırırsa o felaha ermiştir, o kurtulmuştur. Yine kim nefsinin cimriliklerinden korunmuşsa onlar kurtulmuşlardır gibi ayetler okuyoruz değil mi? Dolayısıyla esas olan bir yerde İslam'daki temel hakikatler, amaçlardan bir tanesi nefsi terbiye etmek. Peki Ramazan ayında yani bu gözükmüyor mu? Tamamen bu gözüküyor. Zaten bir yerde gaye nedir dersek biraz da bu. Yani Ramazan ayında biz nefsimizin o bitmek bilmeyen, dinmek bilmeyen heva ve hevesine, o arzularına, o iştahlarına, o hırsına bir ket vuruyoruz, bir gem vuruyoruz Ramazan ayında. Ve bunu Allah'ın lütfuyla, yardımıyla yapıyoruz. Bunu aile içinde söyleyelim. Yani aile içerisinde kimin diğerine yönelen bir yanlışı varsa, yani kadın kocasına yanlış yapıyorsa, kocası kadına yanlış yapıyorsa, işte onun hakkını, hukukunu gözetmeyerek yanlış yapıyorsa, ona eziyet ederek yanlış yapıyorsa, onun işte isteklerine, onun yaşamına gelişi güzel, keyfi bir takım sınırlar getirerek yanlış yapıyorsa, işte Ramazan ayı size bu açıdan bir diyor ki, yani sen kendini bu ayda bak görüyorsun, yani yemeğe içmeye karşı tutabiliyorsan o zaman eşine karşı da şunu yapmaktan artık kendini çekebilirsin. Bu Ramazan'da sen nasıl ki elini şeye uzatmıyorsun, yani yemeğe, suya uzatmıyorsun. O zaman bu Ramazan ayından sonra da artık dilini uzatmayabilirsin. Elini karşıdaki kişiye uzatmayabilirsin. Yani bu Ramazan ayında nasıl ki artık fakirler aklına geliyor, yemeği olmayanlar, aç kalanlar aklına geliyor. Ha demek bundan sonra artık eşinin de durumu, eşinin de yani yorgunluğu, bir takım sıkıntıları senin aklına artık gelebilir. Gelmelidir. Yani artık biraz daha iyi empati yapabilirsin. Artık şu iletişim özrünü, hatalarını artık düzeltebilirsin. Bak şimdi sen kendi nefsine hakim olabiliyorsun. Kendini işte dedi ki şundan çekebiliyorsun. Ha bundan sonra da artık sen kendi nefsine hakim olup öfkeni kontrol edebilirsin. Öfkeni tutabilirsin. Ha işte çoğu zaman bunu duyuyoruz. Vallahi kendimi tutamadım. İşte ağzıma geleni söyledim. Ne yapayım? Kendimi tutamadım. O anda gözlerim karardı. Vurdum. İşte ne yapayım? İşte ağzıma geleni söyledim. Tutamadım kendimi. Aşırı öfkelendim. Ha Ramazan ayında bak ne yapabiliyorsun? Tutabiliyorsun Ramazan ayında. O zaman işte Ramazan'dan sonra şunu söyle. Ya ben Ramazan ayında kendimi tutabildiysem, Ramazan ayında o kadar canım çektiği halde işte yemediysem, içmediysem o zaman ben bundan sonra da kendimi tutabilirim. Yani bundan sonra da demek ki öfkemi kontrol edebilirim. Demek ki bağıracağım zaman bağırmayabilirim. O anda tutabilirim kendimi. Demek ki karşıdakini üzecek bir şey söyleyecekken kendimi tutup söylemeyebilirim.
Çünkü bak Ramazan ayında ben buna alıştım, ben bunu öğrendim, ben bunu kazandım. Yani Ramazan ayında şu suyu içebilecekken içmedim. O zaman Ramazan'dan sonra da ben buna kızabilecekken kızmıyorum. Ramazan ayından sonra da ben bunu ona söyleyebilecekken söylemiyorum gibi bakın. Yani işte nefis terbiyesi dediğimiz şey aslında kişiyi öyle bir yüceltiyor ki, yani siz ne kadar çok böyle o dikenlerinizi, budaklarınızı, çalınızı bu temizlerseniz Ramazan ayında daha güzel verim alırsınız. Bugün zaten tarım dediğimiz şey de tam bu değil mi? Yani işte üzümleri ne yapıyorlar? Üzümleri iyice buduyorlar, değil mi? Budamadığınız zaman üzüm olur mu? Olmaz. Önce o dallarını kesiyorsunuz. Dallarını kesiyorsunuz, o temiz bir şekilde çıkıyor. Şimdi biz Ramazan ayında nefsimizin dallarını, budaklarını kesiyoruz Ramazan ayında. Dallarını, budaklarını kesiyoruz. O öfkeyle sivrilen dikenlerini kesiyoruz. Öfkeyle sivrilen. O aşırı hırsla, açgözlülükle sivrilen dallarını, budaklarını yontuyoruz Ramazan ayında. Yine Ramazan ayında o bencilliğimiz var ya, sanki hayatın merkezinde ben varım. Herkes bana hizmet etmeli. Herkes yani beni görmeli. Herkes benim dediğimi yapmalı. Benim isteklerime uymalı diye bir bencilliğimiz var ya, bir egomuz var. Ramazan ayında bu egomuzun o sivrilen tarafını ne yapıyor? Buduyoruz Ramazan ayında. Ki Ramazan'dan sonra artık 11 ay o meyve versin. Şu bünyemiz, şu dünyamız artık zarar değil, artık eziyet değil, kahır değil, lütuf olsun, fazilet olsun, değer olsun, karşıdakine hayır olsun, bereket olsun. Yani şimdi inanın şu İslam toplumları o kadar, hani şans kelimesi yani bizim lügatimizde yok. Evet. Ya ama söyleyelim. Ya o kadar şanslı ki bu toplumlar. Yani bir Fransa'nın Ramazan'ı yok ya. Bir İngiltere'nin, bir Amerika'nın Ramazan'ı yok. O gözle de bakmak lazım. Ya bir, böyle bir kursu, böyle bir yani bir aylık eğitimi yok. Bir aylık irade, bir aylık sabır, bir aylık böyle tahammül, bir aylık genişlik, bir aylık... Yok ya öyle bir şey. Ya bizde bu var. O yüzden biz yani müjdelenmiş bir medeniyetiz. O yüzden biz galibiyeti Allah tarafından haber verilmiş bir medeni topluluğuz, bir ümmetiz. O yüzden biz kuntum hayra ümmetin uhricet linnas diye müjdelenmiş, yani insanlar için çıkarılmış en hayırlı topluluksunuz ayetine matuf bir ümmetiz. Yani bizim Ramazanımız var. Bizim Ramazan, bunları nasıl kazanacağız? Toplum olarak nasıl kazanacağız? Bazen böyle çok sorunlu gençleri görürüz, deriz ki sen askere git, orada görürsün. Orada biraz düzelirsin sen. Seni ancak orada düzeltirler. İşte sabah saat 5 kalk. İşte botunu boya, şöyle yap, böyle yap, disiplin, yat, kalk filan deyince sen orada adam olursun gibi. Ya biz şu anda yani Ramazan ayıyla inanın, yani kendim için söyleyeyim, adam oluyorum ben Ramazan ayında. Adam olma yolundayız Ramazan ayında. Yani o böyle serkeşliğimiz, o aile içerisinde böyle benim isteklerim, benim dünyam, sen nasıl böyle söylersin, sen anneme nasıl böyle yaparsın, sen nasıl bunu böyle dersin falan gibi. O böyle kükreyişimiz var ya, kendimizi bir şey zannedip de böyle sanki herkesi etrafımızda kul köle düşündüğümüz, yani çok ağır bir tabir ama o firavunluğumuz var ya, o nefsimizin firavunluğu. Ya Ramazan ayından sonra ne oluyoruz? Kuzuya dönüyorum. Kuzu, Ramazan ayında kuzu oluyorsun değil mi? Herhalde iftara doğru ne oluyor? Bütün yelkenlerin inmiş. Tabii. Kuzu olmuşsun. Sesi soluğun çıkmıyor. Ya ne oldu sana ya filan? Yani işte bu. Hani o Bediüzzaman'ın da Risale'de anlattığı örnek. Hani Allah-u Teala diyor şu nefsi emmareyi türlü türlü belalarla imtihan etmiş, denemiş. Her defasında sormuş. Men ene, men ente. Yani ben kimim, sen kimsin? Nefis demiş ki benim, sen sensin. Nefis hala ne diyor? Benim de bir takım isteklerim var. Benim de bir değerim filan. En son diyor nefsi aç bırakmış, tekrar sormuş. Ben kimim, sen kimsin? Nefis ne diyor en son? Açlıkla imtihan edilince, aç kalınca diyor ki sen alemlerin Rabbisin, benim Halık'ımsın, yaratıcımsın. Ben ise senin aciz bir kulunum. Senin aciz bir kölenim. Ben zayıf, aciz, zavallı bir kulunum diyor. Bak sonunda
Neyle kabul etti bunu? Neyle terbiye oldu? Neyle ıslah oldu? Açlıkla ıslah oldu. Neyle işte? Yani açlığın böyle keyfi olanı, nasıl diyelim, suni olanı değil, Ramazan ayında Allah'ın emriyle olanı terbiye eder. Nefis terbiyesinde kendimize göre bir usul belirleyemeyiz. Yani bunu yine işte hani tarikat dediğimiz şey, tasavvuf dediğimiz şey bir sistemi anlatıyor. Nereden alıyorlar onlar da? Sünnet-i Seniyye'den alıyorlar. Evet. Daha önceki işte alimlerden, evvelilerden gelen bir şeyle alıyorlar. Dolayısıyla biz nefsimizi nasıl terbiye edeceğiz sorusuna ancak işte Rabbimizin emrettiği oruç ile, Rabbimizin emrettiği namaz ile, Rabbimizin emrettiği işte bir takım emirler ve yasaklar ile, değil mi? Yani o yasaklara uymayarak, yasaklardan kaçınarak, uymayarak derken yasaklardan kaçınarak terbiye ederler. İşte Ramazan ayı nefsi terbiye ederken aileyi terbiye ediyor. Ramazan ayı nefsi terbiye ederken aileyi de ıslah ediyor. Kadını ıslah ediyor. Erkeği ıslah ediyor. Bunları terbiye ediyor Ramazan ayı. Çocuğu ıslah ediyor. Dolayısıyla biz bugün hani toplum olarak işte boşanmaların artmasından söz ediyor isek veya ailedeki bir takım geçimsizliklerden söz ediyor isek bunu düzeltmenin bir yolu da toplumu Ramazan ayına yönlendirmek. Yani orucu sevdirmek, oruca teşvik etmek. Biz ister onu devlet olarak düşünelim, ister sivil yapılar olarak düşünelim. Biz aile sorunlarını çözerken bir maddemiz daha var. Biz aileyi ıslah ederken, kurtarırken bir yola daha başvuruyoruz. Nedir o? Oruç. Oruçtur. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da evlenmeyi teşvik etti. Gençlere de evlenin dedi. Evlenin ki iffetinizi koruyasınız dedi. Değil mi? Evlenmeye güç bulamıyorsanız, imkan bulamıyorsanız o zaman oruç tutun dedi. Oruç tutun dedi. Zaten yani iffeti korumak derken aileyi korumaktan bahsediyoruz. Demek ki iffeti de koruyacaksak oruçla koruyacağız. Ramazan ayıyla koruyacağız. Ramazanla koruyacağız. Dolayısıyla nefsi terbiye, aileyi terbiye ise o zaman oruç, o zaman Ramazan ayı aile için ilaç gibidir. Şöyle de bakabiliriz hocam. Yani Ramazan ayı hani o hep bu sefer olacak, bu sefer başlayacağım. İnşallah yarından itibaren bitiriyorum, işte başlıyorum, ilk adımı atıyorum diye verdiğimiz sözlerimiz var tutmadığımız. Ramazan'ı biraz artık bir başlangıç noktası olarak görebiliriz aile için. Ramazan'ı kötü ahlaklarımızı giderme ayı, Ramazan'ı aile içi istikrarsızlığımızı giderme ayı, düzeltme ayı, Ramazan'ı işte çocuklarımızla, eşimizle artık hani belli bir kıvamda İslam'ın verdiği usullere göre onların da haklarına riayet ederek yaşama ayı nezdinde böyle bir başlangıç ayı olarak bakıp gidebiliriz. Allah razı olsun hocam. Sohbetiniz çok güzeldi. Kesmek de istemedim bu vesileyle. İnşallah seyircilerimiz de bu mahiyette hem kendileri için hem de aileleri için notları almışlardır. Teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Allah sizlerden ben razı olsun. Sağ olun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri bu sahur programında aileye değindik. Ramazan ve aile ilişkisini konuştuk. Kıymetli hocamızın çok önemli söylemleri oldu. Çok önemli bilgiler verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı sahurlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.